Tabii burada şöyle bir şey var. Yani bakkallarımızın özellikle yani bu süreç içerisinde ortak tedarik merkezleri oluşturması, ki bunu TESK örneğin yapabilir. Bu tedarik merkezleriyle gerekirse bu yapılabilir. Ve bu tedarik merkezleriyle bu yapılırsa o da yine taze ürünü, daha ucuz ürünü temin etme imkanını da bulacaklardır. Nitekim bunun mesela İnegöl'de bir örneği biliyorsunuz var. Mesela orada Bakkop böyle bir şeyi yapmış vaziyette. E bunun benzeri olduğuna göre, orada başarılı olduklarına göre bunu ülkemizde yaygınlaştırmak suretiyle bu adım atılabilir. Yani ben de bu işi yaşayarak gelmiş birisiyim, bilen birisiyim. Onun için biz hala 30 yıl, 40 yıl öncesinde kalamayız. Yani bunları artık çok daha farklı bir noktaya taşıyacağız. Ama dediğim gibi TESK burada önemli bir işlevi üstlenecek, yüklenecek ve bu işin organizasyonunda çok da önemli bir fonksiyonu üstlenecek. Ve bu başarıldığı anda, ki biz de hükümet olarak teşviklerle olsun, bu noktadaki desteklerle olsun, elimizden geleni bugüne kadar nasıl yani geciktirmeden yaptıysak yine aynı şekilde yaparız. Yeter ki bu adımlar atılabilsin. İşte ben size sadece Halk Bankası'nın 7,5 yıl önceki faiz uygulamasını söylüyorum esnaf ve sanatkarımıza. E şimdiki faiz uygulamasını söylüyoruz. Bakın %46 ile 49 bu civarda faiz uygulaması yaparken şimdi 6,5'a kadar düşen bir faiz uygulaması var. Yani esnafının, sanatkarının bu kadar yanında olan bir hükümet ortada. Bu gerçek ortada. Yine dayanışma içerisinde biz bakkallarımızı yalnız bırakmaktan yana değiliz ama bu değişim dönüşümü de artık dünyada gelişen sürecin bir stratejik neticesi olduğunu da görmek durumundayız.